korkuyla beraber bir kaos verilerek bir düzene sokmak isteniyor ya. O yüzden hani bir korku imparatorluğu var karşı tarafta. Ve bir sonraki adım da acaba UFO'lar mı? Şimdi çünkü uzun zamandır gördüğümüz hani bu yaşanan ve gerçekleşen olayların hepsini biz filmlerini de gördük. Gördük. Ve UFO filmleri de gördük. Dünya dışı varlıkların istilalarını da gördük. Ha, şu var. Ben evrende yalnız değilize inananlardanım. Ben de inanıyorum. Birçoğu şunu diyebilir. Hayır, onlar cindir. Onlar metafizik. Tamam. Olabilir. Ama normal biçimleri olan varlıklar da olabilir. Yani bu yoktur demek bir bakıma da aslında Allah'ın o sonsuz yaratma sıfatına da yapamaz mı? Yapar. Bunu ben bilmiyorum. Hem mükellef değildir, o başka bir şey. Çünkü Kur'an'da ben insanları ve cinleri bana kulluk etsin diye yarattım diye iki varlıktan bahsediyor. Ama orada o varlıklar nedir bunu bilmiyoruz. Allah yaratmış olabilir. Benim ordularımı, benim işte yarattıklarımı ben bilirim diyor. Sırf bir gezegenler, yani işte bizim bildiğimiz şu an kaç tane gezegen varsa onların belki sırf bir tanesinde melekler var. Sırf bir tanesinde bilmiyorum, başka canlılar var falan bilmiyoruz. Ve bunlardan binlerce, milyonlarca işte sistemler, güneş sistemleri, galaksiler konuşuluyor falan. Oralara girmeyeceğim. Dolayısıyla bu algı verilirken UFO çok ön plana çıktı son dönem. Pentagon yine bir UFO görüntüsü, videosu yayınladı. Eski bir videoydu ama yayınladı. Yakın bir zamanda artık bunlar sıklaşacak ve biz temasta da bulunacağız. Bunları göreceğiz mi? Belki de bu korku imparatorluğu tırnak içerisinde yapıyla beraber de bu UFO istilası, dünya dışı varlıkların istilası da gündeme gelecek mi diye sorayım. O görüntüyü alalım, üzerine konuşalım. Zaten ondan sonra da yayınımızı yavaş yavaş kapatmış olacağız. Evet, yönetmenim alabiliriz. Şimdi konuşabiliyoruz değil mi şu anda? Sesimiz gidiyor mu? Buyurun hocam. Evet, şimdi şunu söyleyeyim. Geçenlerde Kahramanmaraş'ta bir genç arkadaşımızla konuştum. Onunla da bir yayın gerçekleştirmeyi düşünüyorum. Söyledikleri ne kadar doğru, ne kadar değil bilmiyorum ama babasıyla birlikte bir görüntüye şahit olmuş. Uzakta çok oynayan cisimler, yani yıldız olamayacak kadar hızlı hareket eden cisimler görmüşler. Sahur vaktinde, sahurdan önce balkondan bakmışlar. Ve ya işte bunlar bizi görse, fark etse acaba buraya gelir mi derken birden bulutlara örtünmüş bir biçimde diyor anlatan arkadaşımız. Şu anda ismini unuttuğum için söyleyemiyorum. Bulutlara örtünmüş, sanki kamufle olmuş bir şekilde apartmanımızın, binanın üzerine geldi diyor. Yani boyutu da binanın çapı kadar neredeyse vardı. Üzerine geldi. 10 saniye kadar durdu ve gitti. Şimdi böyle bir şey söyledi. Sanki düşüncelerimizi okumuş gibi. Ben bu nedir, ne değildir bilmiyorum ama bunun gibi çok vaka var. Yani sadece bunlar değil. Bunların %90'ı yalandır, bilmem nedir ama eğer %2'si, %1'i bile bir şekilde inkar edilemiyorsa, bir şekilde doğrulanıyorsa bunların incelenmesi lazım. Ama biz ajandada uzaylı istilasının olduğunu da biliyoruz yeni dünya düzeninde. Bunlar üretilmiş varlıklar da olabilir. Bilmediğimiz yerlerde deneyler sonucunda hibrit varlıklar da olabilir. Veya dördüncü boyut varlıkları, yani bizim cin dediğimiz ateş kökenli varlıkların kullandığı teknoloji de olabilir. Biz bir cinleri sürekli böyle ilkel olarak görüyoruz ama onların da kendi dünyalarında araç gereçleri, hayvanları hepsi var. Onlar dünyanın bir katmanındalar, bizim göremediğimiz. Çünkü aramızda bir hız farkı var.
O hız farkını aşmak için ben onların bir kısmının, nasıl ki dünyada medeni insanlar var, bir de kabileler var. Orada da aynı şekilde bir kısmının teknolojik imkanları kullanarak, hatta dünyadaki teknolojileri de akıl hocalığı yaparak irtibata geçtiklerini düşünüyorum. Gelenlerin de bu dördüncü boyut varlıkları olabileceğiyle ilgili de şüphelerim var. Ama tabii bu ispatlanabilir bir şey mi? Hayır, değil. Biz bunu dini kaynaklardan, sadece İslam kaynakları da değil, geçmişte yazılmış Hindu metinleri var, Budist kaynaklar var, Japonya'daki kaynaklar var vesaire. Bunlara bakarak da bir sentez oluşturmaya çalışıyoruz. Bakın size bir şey söyleyeceğim. René Guénon'un kitabından aktarıyorum. Yani Abdülvahid Yahya ismini almış, Müslüman olmuş bir önemli bir ilim insanı. Diyor ki, dünyanın son dönemlerinde büyük duvarda meydana gelen çatlaklar sonucunda, büyük duvarı ne olarak düşünürüz artık siz düşünün onu. Büyük duvarda meydana gelen çatlaklar sonucunda bir takım varlıklar bu çatlaklardan çıkarak, şeyden bahsediyor yani, Yecüc Mecüc zaten bahsediyor. Yecüc Mecüc diyor, maddi dünyada görünmek isteyecekler diyor. Kur'an'da bizzat evet, ayet karşılığı. Yani bu maddi dünyada görünmek için can atan bu varlıkların bu faaliyeti yeni bir şey değildir diyor. Ha, yeni bir şey olmadığını da Kur'an-ı Kerim söylüyor. Çünkü geçmişte bunlar vardı. Zülkarneyn Seddi ile bunlar örtüldü. Ama gelecekte de olacaklar. Şimdi demek ki bunlar tekrar bizim dünyamıza girmek için mücadele ediyorlar. Beni burada cezbeden olay bu noktada, dördüncü boyut varlıklarıyla bunları niye ilişkilendirdiğimi söyleyeceğim. Dikkat ettiniz mi? Genellikle gece ortaya çıkıyorlar. Peki, ateş varlıklar ne zaman ortaya çıkıyor? Genellikle gece ortaya çıkıyorlar. Gündüzde duramıyorlar. Zincirlenmiş gibiler. Sebep? Ben Kur'an-ı Kerim'i okuduğumda dünya atmosferinde onların kalmasına, kalıcı bir şekilde uzun süreli kalmasına engel olan bir şeyler var. Güneşle alakalı bir şeyler var. Yani güneş onların dünyada uzun süreli kalmasına engel oluyor. Radyoaktivitesinden de kaynaklanabilir bu. O yüzden dünyayı karartmakla ilgili planlar var. Matrix'te robotlar dünyayı karartıyordu. Bulutlarla, siyah bulutlarla ve güneş ışınları kesiliyordu. Dikkat edelim. Yani dün bu algı verilirken vampir filmlerinde de öyledir. Vampir filmlerinde de öyle. Gece çıkarlar. Şimdi bu gece teması o kadar önemli ki bu varlıkların sanki güneşe karşı bir zaafı varmış gibi gözüküyor. Ve bu güneşin kesilmesinin akabinde de dünyaya gelme ihtimalleri. Ayrıca şuraya bağlayabilir miyiz peki? Tabii güneşin artı bir de D vitamini etkisi var. Biz bu karantina sürecinde tabii ki de bu süreçte evimizde kalıyoruz. En azından tedavi ortamına ya da işte yayılmasına daha faydalı olalım en azından şu çalışmalara niyetiyle. Ama güneşe çıkmamak aynı zamanda bir D vitamini eksikliği de var. Hani tabii, ilişkili midir bilmiyorum ama 5G ile onu nasıl bağlayabiliriz? İlişkisi şöyle. Çünkü 5G'de de bir aynı zamanda manyetik alanla solunumun güçleşmesi durumu da var. Çünkü oksijen emilimiyle ilgili bu olursa fazlasıyla tabii ki solunum güçleşebiliyor radyasyondan kaynaklanan. Yani 5G bir kere sağlıklı bir sistem değil ki radyoaktivite bakımından. Radyasyon. Ama 4G de radyasyondu diyeceksiniz. Ama her radyasyonun insanı etkileme şekli, her insanın yapısına göre farklı. Aynı radyasyonu kişilere verseniz bile siz radyoaktiviteye maruz kaldığınızda kanser olabilirsiniz. Diğeri olmayabilir. Böyle bir durum var. Herkesin vücudunun vereceği tepkiler farklı ve biz 5G ağıyla örtülüyoruz. 5G ağıyla örtülürken 42 bin uydu ne demek? Elon Musk 42 bin uyduyla dünyayı kuşatıyor. Burada ben çok rahmani bir plan göremiyorum. Son olarak şunu söyleyeyim. Kaç dakikamız kaldı bilmiyorum ama son toparlayayım. Bakın Elon Musk yapay zekanın dünyayı mahvedeceğiyle ilgili tweet atmıştı. Yani şöyle bir tweet attı. Putin yapay zeka sadece Rusya değil bütün insanlığın geleceği, dev imkanlar getirdiği gibi öngörülmesi zor tehditler de yaratıyor. Bu anında liderliği alan dünyayı yönetecektir diye bir açıklama yapmıştı. Ardından
Elon Musk bir tweet attı ve dedi ki Çin, Rusya bilgisayar biliminde gelişmiş tüm ülkeler yapay zeka alanındaki üstünlük yarışı bence 3. Dünya Savaşı'na yol açacak demiş. Peki özgürlük istiyorum da dedi. Şimdi özgürlük istiyorum da dedi ama bir şey daha yaptı. Bakın yapay zeka çalışmalarına bizzat Elon Musk kendisi girişmiş. Yatırım yapmış, şirket kurmuş. Burada şirketin de ismi vardı. Ve OpenAI şirketini kurmuş. Bu şirketle ortak yapay zeka çalışmasını yapıyor. Ardından şunu söyleyeyim Elon Musk'la ilgili. Yapay zeka çok gelişeceği için diyor, Neuralink şirketini kuruyorum. İnsanlar yazılıma sahip olan varlıklara dönüşmeli ve yapay zekayı kontrol etmeli diyor. Ben buradan hiç hoş kokular almıyorum. İyi kokular gelmiyor buradan. Ya bir yandan diyorsunuz ki dünya yapay zeka tehlikeye atacak. Bir yandan da diyorsunuz ki beynimizde yapay zekayı kontrol etmek için bize de çip takılsın. Biz onunla bütünleşelim, kontrol edelim. Tam tersi olacak. Siz bu yapay zekanın size hükmetmesi için yol açmış oluyorsunuz esasında. Sonra gidiyor böyle bir insan bir bildiriye imza atıyor. O bildiride de kendi imzası da var. Birleşmiş Milletler'e bir mektup gönderiyor. Yapay zekanın kontrol dışına çıkıp tehlikeli boyutlara ulaşabileceği konusunda farklı bilim insanlarıyla mektup yolluyor Birleşmiş Milletler'e. Dikkat edin diyor. Şimdi bu niye yaman bir çelişkidir? Çok büyük bir çelişki var bunun içinde. Ve bakın tehlikeli dediği bir şeye yol açması, dünyanın geleceği adına o 42 bin uyduyu oraya yerleştirmesi vahim bir durumdur. Bu vahim durum sonucunda uzaylıları da görür müyüz? Şöyle sorayım, son 3 dakikamız. Uzaylı derken şimdi ateş kökenli mi vesaire, onlara girmeyeceğim. Bir takım garip yaratıklar görür müyüz derseniz gidiyoruz. Evet, gidiyoruz.